Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü. Evet, Fizikte Türkiye'nin Güvencisi karşınızda. 3-4-5 yayınları TYT soru kitabını çözmeye devam ediyoruz. Konumuz hareket, 4. testteyiz. Hiç uzatmadan hemencecik şöyle bir sorulara geçelim. Arkadaşlar, bomba gibi bir soruyla giriş yapıyoruz. Bana göre çok zor bir soru. Yani böyle gerçekten çok dikkatli olmam gereken soru. Şimdi baktığınız zaman böyle bir check yapayım. Evet, check. Çizdim. Evet, otomobillerde bulunan aygıtlarından hangilerinin yardımıyla otomobil ivmelendirilebilir? Arkadaşlar, ilk önce bir ivmeyi konuşalım, tamam mı? İvme demek birim zamandaki hız değişimi demektir. Bunu unutmayalım. Hız da vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla ivme de onunla beraber vektörel olacaktır. Bu tabii ki de yani burada kolay olanlar belli zaten de yani sıkıntılı olana gelelim hemen isterseniz. Gaz pedalı. Evet, gaza bastığınız zaman arkadaşlar hızlanmaya başlarsınız. Hızınız sallıyorum sıfırdı. Kalkış yaptınız 5, 10, 15 falan diye böyle gayet gaz pedalına basarak ivmelenme sağlayabilirsiniz. Hızlanma ivmelenmedir. Fren pedalı da aynı şekilde ivmelenme ile ilgili olarak yani karşınıza çıkabilir. Bu sefer de hızınız mesela 100'dü, 80'e düştünüz, 60'a düştünüz. Yani pardon 40'a düştünüz, 20'ye düştünüz gibi. Yani düzgün bir şekilde yavaşlayabilirsiniz. Bu noktada da hızınız değişiyordur. Hız değiştiği için ivmeden bahsedebiliriz. Bunları hemen herkes aldı zaten. Yani ölümcül sazan kontrol seçeneği buradaydı. Yani herkesi yedi bitirdi bu soru. Direksiyon arkadaşlar, direksiyon sıkıntılıdır. Direksiyon mesela diyelim ki sen şöyle bir şey, şöyle bir yolda geliyorsun, tamam mı? Ondan sonra yani buradan bir kavşak gibi bir yol bağlantı vardı, tamam mı? Sen buradan kalkıp ondan sonra da tak diye buraya dönüp gireceksin, tamam mı? Ama yani yol müsaitti. Böyle ben keskin bir şekilde çizdim de yol müsaitti. Sen hiç hızını değiştirmeden yola girdin. Hızını değiştirmeden dedim ama bak bu aslında anlatım bozukluğu. Yani anlatım bozukluğu derken kavram yanılgısı yani diyelim. Şimdi şöyle ki, şimdi arkadaşlar benim diyelim ki burada hızım 10'du, tamam mı? Şöyle buraya bir 10 yazayım. Buraya da girdiniz, hızınız yine büyüklük olarak 10. Ama dikkat edin, siz şimdi hız vektörel ya. Yani sıkıntı var dediğim bu. Şimdi diyelim ki sallıyorum kafadan. Yani burada senin bu V ilkindi, unutma. Burası V sondu. Yani hızın yönü değiştiği zaman hız vektörel olduğu için yani hız değişmiş olur. Lütfen buna dikkat edin. Yani sonuçta o zaman ben burada delta V'yi bulmak istersem, hani V son eksi V ilk yapmak istersem vektörlere de dikkat ederek yapmak zorundayım. Yani atıyorum kafadan. Yani ne olsun burası işte. Yani 45 derece olsun, tamam mı? Kolay olması bakımından. V sonu böyle yapacağım. Tabi burada da vektörel olduğu için V son artı eksi V ilk diye yapıyorum bunu. Tamam, vektör olduklarını unutmayın. Şimdi V son böyle. V sonu böyle aldık. Bu V son böyle güzel yazıldı burada. İşte 10, tamam mı? Eksi V ilk yapacağız biz buna. Sonuçta burada da aynı büyüklükte olduğu için hemen ucuna ekliyorum ben bunu. Eksi V ilki. O da büyüklük olarak nedir? Yani sonuçta ya bu zaten aynı boyda olmazlar da yani çirkin bir şey yaptım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çizemedim ha. Tamam mı? Şurasının hipotenüsü 10 verince burayı da 10 verince tabii olmadı. Şöyle bir şey yapayım. Bu V son. Tamam mı? Şöyle eksi V ilk yaparsın böyle. Eksi V ilki de böyle yaparsın. Ondan sonra bunları böyle bir şey yaparsın. Hani böyle bir çizersin. Bu da senin için delta V'dir. Yani özetle bunu illa bulmak zorunda değiliz. Mesela 12. sınıflar, sevgili arkadaşlarım, çembersel harekette dönüyorsun, sabit süratle döndüğünü söylediler sana. Bunun direksiyonla alakası yok. Sabit süratle dönüyorsun diyelim ki hızın burada 10'du, şurada da 10'du. Sen diyor musun burada şimdi sabit hızla dönüyorum diye? Hemen yanlış diyorlar sana, değil mi? Neden? Hız vektöreldir diyorlar. Hız vektörel olduğu için hız yön değiştirirse hız değişmiş olur diyorlar. O zaman sen burada sabit büyüklükteki hızla diyebilirsin ya da sabit süratle dönüyor diyebilirsin, değil mi? Buna dikkat ediyorduk. Yani hız vektörel olduğu için oluyor. Hız direksiyon tabii burada yön değişikliği yapacak. Yön değiştiğimi yani yaptığı için de o zaman benim hızım yön değiştirdiğinden dolayı değişmiş olacak. Onun için arkadaşlar bunu da almak zorundayız. Hız vektörel büyüklük. Bence çok zor soruydu. Evet, şimdi doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre deniyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Peki. Hız zaman grafiği var. Aracın K ve M bölgelerindeki ivme büyüklükleri dedi. Sayısal değer dedi. Tamam mı? Şimdi K'dekine bakalım. AK diye yazıyorum ben.
Şimdi hız değişimine bakalım. Hızı eksi v'den sıfıra gelmiş. Yani v'ye kadar değişmiş. O zaman ben artı v bölü t diye yazabilirim. Sonra l'ye bakıyorum. L için konuştuğumuzda da l'ye baktığımızda hızı sıfırdı. Sıfırdan nereye çıkıyor? V'ye çıkıyor. AL dediğimiz zaman o zaman gene artı v yapıyor bölü t diyebiliriz. M'ye baktığınız zaman arkadaşlar AM onu da bulalım. Şimdi ilk hızı v idi gördüğünüz gibi. 3t anında nereye düşüyor? Sıfıra. Hız değişimi eksi v'dir. V'den sıfıra iniyor çünkü. Eksi v'dir. Bölü t yaptığınızda da böyle bir şey oluyor. Şimdi o zaman ben buna artı a dersem, artı a dersem buna da eksi a demek zorundayım. Yani ivme vektörel bir büyüklüktür. Çünkü hız değişimi vektöreldir. Ama büyüklükleri dediği için sıyırdı. Bunu aldık. Yani yapacak bir şey yok. Aracın LM bölgelerindeki ivme vektörleri birbirine göre zıttır. Neden? LM'de L artı, biz eksiyiz. Yön olarak birbirimize göre zıttız. Bu laf da doğru. Bir üçüncüye bakıyorum. Aracın M bölgesinde hızı artmıştır. M bölgesinde. Bakayım. Ne? Bunu yani tabii ki de artmamıştır arkadaşlar. Yani şurada M bölgesi diyor değil mi? Evet. Aracın M bölgesinde hızı artmıştır. Bununla ilgili olarak bir dakika ben bir kontrol edeceğim yanıt anahtarını. Bir saniye arkadaşlar. Yani soruya bir şey demeden vallahi billahi M bölgesinde hızı ben okuyamamışım. Özür dilerim ya. Ben okuyamamışım. Hızı artmıştır dedim ha. Bak ağzımdan öyle çıktı. Niye baktığın önemli değil. Ne gördüğün önemli. Bak ya bakar mısın ya. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Şimdi diyerekten hızı azalmıştır. Artmıştır diye okudum ya. Bir de gittim kitabı kontrol ettim ha. Allah'ım sen bana görme yeteneği var, okuma yeteneği var. Şu anda baktığımda azalmış olarak görüyorum. Bir problem yok yani. Şimdi aracın M bölgesi, evet bir an diyecektim ki yani bunun yanıtı şeydi böyle daha önceden bir bakmıştım ki 1, 2, 3'tü galiba falan diye. Neyse hız azalıyor arkadaşlar. Hızı V'den 0'a düşüyor. Bu laf da doğru oldu. İvme için sormuş bunu. Yanıtımızı Edirne olarak açtık, söyledik. Üçüncü soruda birbirine paralel yollarda hareket eden K ile L araçların ivme zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre araçların hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Of. Şimdi arkadaşlar ivmenin olduğu yerde bakın ivme demek ne demek? Hızda değişiklik demek. Bu var. Bu karar. Bak K'de de L'de de hız değişimi var. Şimdi sen bana bir kere bunları hiç çizme. Sabit hızla falan gitmiyoruz biz. İvme varsa hız değişimi var. Hız değişimi varsa artan ya da azalan hız değerleri görmeliyiz. Tabii ki de ilk hızımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi efendim şöyle bir şey bakabiliriz. Seçeneklere baktığımda hep V ile ilgili bir şeyler söylemiş. Şöyle yapsam ben bu ivme zaman grafiği mesela diyelim ki bana ivmeyi 4 diye verdiler. Tamam 4 metre bölü saniye kare. Süre olarak da 3 saniye verdiler. Tamam ne olur dediler benim hız. Yani diyelim ki ilk hızımda hatta şöyle yapayım ben. İlk hızımda 0 vereyim. Şimdi sen her saniye hızını 4'er 4'er arttırıyorsun. Artı 4 yazdım çünkü. 3 saniyede ne olacak hız değişimi? O zaman delta V eşittir. Artı 12'lik bir hız değişimi gelecek. Böyle bir şey. Şimdi ilk hızın 0 olduğu için o zaman senin hızın neye dönüşecek? Artı 12'ye dönüşecek. Peki şöyle olsaydı ne olurdu? Yani ilk hızınız olur ya yön ya sonuçta artı ve eksi bizim için. Mesela diyelim ki atıyorum kafadan eksi 20'lik bir hızım vardı. Şimdi ne olacak? Sen artı 12'lik bir hız değişimi yaşadığın için o zaman sen eksi 8'lik bir hıza dönüşecektin. Yani eksi yönde giderken hızın 20 iken 8'e düşecekti. Yani ivme pozitif diye her zaman pozitif yönde hızlanacaksın diye bir şey yok. Unutmayın hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüyse hızlanır. Hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüyse o cisim ya da araç yavaşlar. Onun için sen sola doğru giderken diyelim ki sola doğru gidiyorsun hızın V ama ivmen pozitif. O zaman yavaşlayacaksın. Sola doğru frene basmışsın demektir bu. Ona lütfen dikkat. Yani ilk hız verilmeden bu hız değişimleri yani ivme değerinden buluyoruz ya bu hız değişimleri bir şey ifade etmiyor. Şimdi baktığımda K için bakarsam eğer burası artı V diye söyleyeceğim ben bunu tamam mı? Artı V pozitif. Artı AT de diyebilirsiniz. Fark etmez. A ile T'yi çarparak da buluyoruz sonuçta. Buraya baktığımızda da L içinde o zaman eksi AT ya da eksi V diye konuşabiliriz. Bakalım seçeneklerden hangisi olacak. Şimdi K'nin hızı değişimi pozitif. Evet. İlk hızı da pozitif. Bunun böyle yukarıya gitmesi lazımdı. Bu gitti. Bu gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın.
İkinciye bakıyorum. İkisinin de hızı yani sonuçta burada gördüğünüz gibi sıfır. K'nin pozitif bir hızı. Oydu. Bunu eksiye götürmüş. Olmaz. K'nin o zaman ilk hızları sıfırsa K'nin pozitife çıkması gerekiyordu. Edirne'ye bakalım. Evet ilk hızları sıfır arkadaşlar. Şöyle bir şey. Yani AT kadarlık pozitif AT kadarlık hız değişim var ya da artı V diyebiliriz. E zaman burada da ne olacak? V'ye çıkacaktır. Böyle bir şey olabilir. Ama lütfen dikkat. Bak şu Adana'ya benzer doğru bir şey yapılabilirdi. Mesela ben sadece şunun için yapayım. Bu gene tabii ki de hız zaman grafiği. K için yapıyorum arkadaşlar. K'nin diyelim ki ilk hızı eksi 3V idi. Sen burada ne buldun? Artı V buldun. Artı V olursa o zaman ben şöyle bir şey yapmak zorundayım. T anında yani artı V'lik hız değişimi yaşarsa eksi 2V'ye dönüşecektir olay. Yani negatif yönde giderken hızını azaltmıştır. Bak böyle bir şey de olabilirdi yani haberiniz olsun. Ama vermemiş yani. Yani sonuçta ilk hızınızın ne olduğu çok önemlidir bu konuda. Lütfen dikkat. Ve tabii ki de yanıtımız Edirne oldu. Dördüncü soruya geldik. Doğrusal bir yolda 40 metre bölü saniye hızla hareket etmekte olan araç fren yapıp 10 saniyede hızını 20 metre bölü saniyeye düşürüyor. İvmesinin büyüklüğünü bulun denmiş. Ben bunları hep hız zaman grafiği ile çizdiğimi zaten iyi kötü biliyorsunuz artık. Bence hız zaman grafiği inanılmaz çözüm getiren bir grafiktir. Şimdi yavaşlamaktan bahsediyor. Hızını 40'tan 20'ye düşürecekmiş. Burası 40 olsun. Sallıyorum. Burası da 20 olsun. Şu 20'ye düşürdüğü yeri de nokta olarak bir belirtelim. Hani grafik nereden nereye gelecek bir anlayalım. Şöyle bir grafik var. Tamam mı? Böyle bir durum var. Şimdi benim hızımdaki değişim ne kadar arkadaşlar? Eksi 20'lik bir değişim var. Kaç saniyede gerçekleşti bu? 10 saniyede gerçekleşti. İvmeyi bulmak isterseniz delta V bölü delta T yazmak zorundasınız. Hız değişimi nedir? Eksi 20'dir. Zaman nedir? 10'dur. Tamam mı? Buradan da ivme eksi 2 metre bölü saniye kare bulunmuştur. Bu eksi de ivmenin yönüdür. Ama yavaşlama ivmesinin büyüklüğü dediği için kurtardı paçayı. Yoksa ben eksi 2 demek zorundaydım. Büyüklüğü dediği için boluyu işaretlerim. Beşinci soruya geldim. Şimdi doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Grafiğe bakıyoruz bir süre sabit hızla gitmiş sonra da yavaşlayıp durmuş anlaşılan bu. Evet buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor bir bakalım. 0-2T zaman aralığında, ha, güzel sabit hızla giderken aracın ivmesi sıfırdır. İvme demek arkadaşlar delta V bölü delta T. Yani birim zamanda hızınızdaki değişikliğe ivme denir. Birim zamanda saniyedir. Yani hızınız her saniye kaçar kaçar artıyor ya da kaçar kaçar azalıyor diye bakarlar. Şimdi sen hızın değişimini sıfır alırsan o zaman hız değişimi olmadığı için ivme sıfırdır. Bu laf doğrudur. Evet geldik ikinciye. 2-4T zaman aralığında aracın ivmesi sabittir. İvmesi var. Çünkü hız değişimi var. Bakalım 2T anında hızımız V idi. 4T anında hızımız 0'dı. O aralık için yapıyorum. Yani şurası için yapıyorum arkadaşlar. A'yı bir bulalım. Hızımız delta V bölü delta T yazacağız. Ben gene bunun antrenmanı olsun. Hızımız eksi V değişmiştir. Süre de 2T'dir. Negatif bir ivmemizin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu hiçbir şekilde değişmedi. Çünkü hız düzgün bir şekilde azaldı. Eşit zaman aralıklarında eşit şekilde hız değişimi yaşandı. Yani burada mesela ben baktığımda 3T'nin karşılığına bakarsam burada da doğrusal bir şekilde çizilmiş ya. V bölü 2 diye görebilirim. Yani her T saniyede işte ne oluyor? V bölü 2'lik V bölü 2'lik hız değişimleri yaşanmıştır. Bu da doğru oldu. Geldim üçüncüye. Aracın 3T anındaki hızı, ha iyi ki bulmuşum onu ha. Aracın 3T anındaki hızı T eşittir 0 anındakine eşittir. T eşittir 0 anında sizin hızınız V'dir arkadaşım. 3T anında ise V bölü 2'ye düşmüştür. Yani eşit falan değildir. Bunu alamayız. Yanıtımız da ne olacak burada? Denizli olur. Evet geldik şöyle 6. soruya. Birbirine paralel yollarda hareket eden KLM araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Araçların ivme büyüklükleri diyor. Yani yönü boş ver diyor. Artı eksiği konuşmayalım diyor. Sen bize büyüklükleri konuş diyor. Sıralar mısın diyor. Şimdi biz sırayla gidelim. AK'ye bakalım şimdi. K için bakıyorum. Ben işaretiyle beraber bulacağım. K arkadaşlar hızını V'den sıfıra düşürmüştür. Tamam mı? Gayet eksi V bölü T diye gömeriz bunu böyle. Ondan sonra L'ye bakacağım. L'de de hız değişimine bakalım. Hız değişiminin hangi sürede yapıldığına bakıyoruz arkadaşlar. Delta V bölü delta T sonuçta.
Yani her zaman ivmeyi bu şekilde bulabiliriz. Hız da vektöreldir. Bunu da unutmayın yani. Şimdi L'ye baktığımız zaman o da artı V'lik bir hız değişimi yaşamış. Aynı sürede yaşamış. O da tamam. M'ye geldik. Onun hız değişimine bakalım. Vallahi arkadaşlar M'de sıkıntılar var. Yani M'nin hız değişimi daha küçük. Ne atayım buraya? İşte V bölü 2 diye sallıyorum, tamam mı? O zaman onda da V bölü 2'lik bir hız değişimi var aynı sürede. Şimdi burada adam büyüklük dediği için, bak büyüklükleri soruyu yazan kişi bize büyüklükleri istiyor. O zaman sayısal değerlere bakacağım. Yani bu eksiği umursamayacağım. Burada V bölü T var, V bölü T var, V bölü 2 bölü T var. Yani buna A dersem bunların büyüklükleri benim uydurduğum sayılar doğrultusunda 2A olacaktır. Sıralayabiliriz artık. Nerede yok? K ile de ha, burada M de onlardan küçük, denizde olur yani. Evet. Geldim 7. soruya. Güzel oldu. Oy, bu neymiş ya? Doğrusal bir yolda duruştan harekete geçen bir aracın. Duruştan lafı önemliydi bizim için. Duruştan. Yani ilk hızımız 0. Bu çok önemli. İvme zaman grafiğinde alanlar hızdaki değişiklikleri veriyor. Buna göre aracın hangi andaki hızı en büyüktür diye sormuş ya. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın, bakın. Ya hocam ben hangi grafiğin altında kalan alan neyi veriyordu bilemiyorum, bulamıyorum. Unutmayın. Şimdi ivme demek birim zamanda hızınızdaki değişiklik demek. Atıyorum ivmen 5. Sen beşer beşer hızlanıyorsun veya beşer beşer yavaşlıyorsun demek. Zamanı veriyorlar 4 saniye diye, tamam mı? 4 saniye sonra ne olur? Hadi buradaki işte artı olsun, tamam mı? Hani ilk hızımız 0 olsun. Hani buradaki gibi duruştan harekete geçen birisi için konuşalım. Her saniye beşer beşer hızlanıyorsun. 4 saniye sonra ne olur? 20 olur hızın. Yani peki ben şöyle bir şey yapsam. İvmemiz A desem, zamanda T desem, o zaman hızdaki değişiklik nasıl bulunacak? O zaman A ile T'yi çarparsın yani. Pozitifse pozitif, negatifse negatif. Yani o zaman ben ivme zaman grafiğine baktığımda şöyle bir grafik gördüğümde burası A, burası T ya sonuçta. Bu alanı bulmaya kalktığım zaman AT geliyor. AT de hız değişimidir. Ezberlemeyin arkadaşlar. Kavramı bilirseniz daha rahat edersiniz. Daha kolay iş yaparsınız. Şimdi efendim buna göre hızın en büyük. O zaman ben AT dediğimiz şeye, yani ben burası için yapıyorum artık. AT dediğimiz sayısal değere V diyeyim. Bak şimdi burada A çarpı T var. Burası artı V. Neden artı V dedim? Zaman ekseninin üst tarafındayız. Dolayısıyla pozitif bir hız değişimi. Bu aralıkları unutmayın. Sakın 2T ile çarpma. Bazen yapabiliyoruz. Burası T'dir. O zaman burası artı 2V'dir. Artı V daha gelmiştir. Eksi V gelmiştir. Eksi V gelmiştir. Uzatmadım. Yani kazançları ve negatif hız değişimlerini yazdım. Şimdi artık yazacağız. Nasıl yazacağız? Şöyle. Başlangıçta duruştan harekete geçmişti. Ne oldu bak? İlk olarak ne geldi bana? Artı V geldi. Artı V gelince benim hızım V oldu. Sonra ne geldi? Artı 2V geldi. O zaman şöyle bir oktav yapalım. Artı 2V daha geldiği zaman 3V oldun. Çok hoş. Bir tane daha V geldi arkadaşlar. Şöyle bir şey daha geldi. Bir artı V daha geldi. O zaman ne oldu? 4V oldu. Şöyle bir şey oldu. Tamam mı? Sonrasında ne oldu? Eksi V'ler yaşanmaya başlandı. Buradan itibaren yavaşlama sürecine gireceğiz. Eksi V yaşandı. 3V'ye düştün. Artık aşağıya geçiyorum. Bir eksi V daha yaşandı. 2V'ye düştün. Şimdi burada en büyük hıza ulaştığımız an, gördüğünüz gibi başlangıçta duruştan harekete geçtiğimiz için bu pozitif değişimlerin yaşandığı an oluyor. Yani 3D anı senin hızının en büyük olduğu andır. Yanıtımız Ceyhan'a gitti. Bu arada grafik çizmeye gerek yok. Hız zaman grafiği çizeceğim de ne olacak yani orada. Şimdi bakarsak doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Konum zaman grafiğini verdiler. Buna göre aracın 0T ve T2T zaman aralığındaki ivme büyüklükleri için ne söylenebilir? Şimdi ivme arkadaşlar tekrar tekrar söylüyoruz. Delta V bölü delta T'dir. Yani birim zamanda, yani saniyedeki hız değişimidir. Sizin hızınız değişiyorsa değer olarak, yön olarak ivmeden bahsedebiliriz. Ama burada şimdi doğrusal bir yolda hareket ediyor. Yani sağa sola sapmadı diyor. Tamam, doğrusal bir yolda hareket ediyor. O zaman da konum zaman grafiğinde mesela ben burada ne söyleyeceğim? Ben diyeceğim ki işte burada hızımız sabit diyeceğim. Yani çünkü sıfırdan başlamış, T anında da X'e gelmiş. Düzgün bir şekilde sabit bir hızla yoluna devam etmiş. X noktasına gelmiş. Doğrusal bir yolda dediği için, yani yön de değiştirmiyorsunuz. Hani oradan yani bok atamayız yani, anlatabiliyor muyum?
Yani doğrusal bir yolda hareket ediyor, sabit hızla hareket ediyor. O zaman burada hız sabittir. Burada yazık yavrum, artık hızı da sıfır. Yapacak bir şey yok. Hem o aralıkta hem diğer aralıkta kesinlikle yani ivmemiz sıfır olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testi de bitirdik. Yani çok güzel sorular var gördüğünüz gibi. Mutlaka soru soru bakın. Hani ben nasıl çözdüm, Umut Hoca nasıl çözmüş diye kontrol etmekte fayda var. Yani kimden ne öğrenebilirse bakış açısı öğreniyorsunuz. Sonuçta bir soruyu bir sürü insan, bir sürü öğretmen arkadaş, arkadaşlarınız, kendi arkadaşlarınız çözebilir. Ama yani bir Umut Hoca nasıl çözüyor diye merak ediyorsan mutlaka soruları kontrol et. Hızlı bir şekilde de geçsen kontrol et diye düşünüyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.